Finansal olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Herkes, gençler, girişimciler, kurumsal hayattakiler, 5 öneri dedim. İlk öneriniz ne olurdu? Bir Fikrim Mi Var'dan herkese merhabalar. Ben Fuat Sami. Bu kanalı takip edenler bilir. İşim, gücüm, girişimcilik benim. Türkiye'deki ilk melek yatırım ağının kurucusuyum. Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışması ki şu anda takip ettiğiniz kanalın adını taşıyor. Bir Fikrim Mi Var? Onun yaratıcısıyım. Ve burada derdim aslında siz beni izleyen gençlerin ve genç ruhlu olan girişimcilerin hayatta kalmaları ve mümkünse dolar kazanmaları, ihracat yapmaları ve bu alanda çok büyük adımlar atmalarını sağlamak. Ve bu videoda sizlere finansal olarak hayatta kalmak için 5 öneri ve bu önerileri de gerçekten bu alanda ihracat alanında en çok ciroyu yapan kişilerden biri olan İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciyer'e sormak istedim. Finansal olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Herkes, gençler, girişimciler, kurumsal hayattakiler, 5 öneri dedim. İlk öneriniz ne olurdu? İlk önerim ciddi bir muhasebe ve finans disiplinlerinin olması derdim. Gerçekten parayı nasıl harcayacaklar, nereye harcayacaklar, bir plan, bütçe önlerinde olacak ve onu gerçekten bir muhasebeci gibi, çünkü onlar sadece bir şirket ve bir çalışanları var veya iki çalışanları var, bir patronları var. Patron bu manada her şeyi yapacak ve finansal mali disiplini sağlayacak, neyi nereye harcayacak bilecek ve ona göre bir tabii kenarda parası, sermayesi olacak. Yani o zaman girişimciyseniz de veya hatta kurumsal hayattaysanız da mutlaka kendi işinizin CFO'su yani muhasebe müdürü olun diyorsunuz. Tabii her şey. Süper. İkinci öneri ne olur zor zamanlarda hayatta kalmak için? Tabii ki devamlı kendini geliştirecek. Biz zorlu ama karlı bir pandemi dönemi atlattık. Devamlı kendini geliştirecek, ekibini geliştirecek eğer ekibi varsa. Tabii ekibi varsa ilk önce ekibini geliştirecek, sonra kendini. Ama devamlı orası dijital okuryazarlığını yükseltecek. O zaman işler daha da kolay olur. Biraz önce pandemide güzel bir dönem geçirdik dedin. Herhalde ihracat alanında değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Küçük bir kuple, bir bonus yapmak ister misiniz? Nasıl bir dönemdi? Yani cirolarımızın 3 katı olduğu bir dönem oldu. Çok danışan kazandığımız bir dönem oldu. Çok başarılı danışanlarla başladığımız bir dönem oldu. Yeni ürünler tanıdık. Yabancı Almanya'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan servis ihracatı yaptık. Onlara Amazon danışmanlığı, Etsy danışmanlığı yaptık ve onların arka bahçede çok önemli işlerini yapıp onların ihracatını yükselttik. Tabii bu nedir? Türkiye'nin de servis ihracatını yükseltmektir. Süper. Bu arada araya onu da eklemek isterim. Mert Tanciyer ve ekibi İhracat Türkiye olarak bu alanda ihracat, dropshipping, arbitraj, Amazon, Etsy, Shopify gibi kanallara mal ihracatı yapmak isteyenlere anahtar teslim. Öyle değil mi? Yani sıfırdan bunun üzerine eğitimler veriyorlar, danışmanlıklar veriyorlar ve bizzat yönetebiliyorlar. Hatta bununla ilgili de Mert Tanciyer'in de çok güzel bir YouTube kanalı var. Linkini de aşağı bırakacağım. Benim kanalla beraber daha etmiyorsanız onun kanalını da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve zor zamanlarda hayatta kalmak için üçüncü öneriniz nedir efendim? Zor zamanlarda hayatta kalmak, yani zor zamanlarda hayatta kalmak için ben her zaman kendime şunu ilke edindim. Ticarette bir sürü işler yaptık. Yetiştiremediğimiz, sıkıştığımız çok zaman oldu. Bunların hepsini aştım ama sadece bir şeyle aştım. Çok çalıştım. Yani günde 8 saat çalışılıyorsa ben 16 saat çalıştım. İlk yaptığım ihracat İngiltere'ye. Tabi Almanya'da vardım önce. İlk yaptığım ihracat Almanya, İngiltere ve farklı Avrupa ülkelerine bir lojistik firmasından ihracattı ve 300 tane mağazaya ihracat yapacaktık. Ve çok aksaklık oldu. Ben depoda yattığımı bilirim. Ekibimle beraber yazdı. Zaten onların da eşleri farklı şehirlerdeydi. Biz bildiğin depolarda yattık ve o işi 3 günde yapmayı planlıyorduk. 13 günde yaptık. Ama yaptık. Günün sonunda doğru ürünü müşterimize ulaştırdık. Çok çalıştığın zaman Sami oluyor. Gerçekten ya bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bizim gençlerimizde hep bir şeydir. Yani bu YouTube, bizi izleyen kanallarda da
Hani bir şekilde onu kırmaya çalışıyorum ama herkes kısa yoldan hemen parayı bulacağım. Hemen dropshipping yapıp ilk ayda hani sizin bazı müşterileriniz var öyle işte ilk ayda 13 bin dolar ciroya ulaşan çok, başka videolarımız çok daha da var. Fazlası bu kanalda başka var. Seriler var. Ama o bile öyle hemen ilk günde onu yaptım değil. Sizin mesela hep altını çizdiğiniz bir şey var. Mesela ürününü ve sektörünü çok iyi tanıyacak. El ürünleri mi satıyor? İşte ne bileyim işte tekstil ürünleri mi satıyor? O alanda aslında biraz o havayı solumuş kişiler çok daha başarılı oluyor. O da nasıl oluyor? İşte söylediğiniz gibi çok çalışarak oluyor. Bir sonraki öneriniz nedir? Bir sonraki önerim de kesinlikle sattıkları ürünü o pazar yerindeki yorumlarını çok iyi okuyacaklar. Yani kötü yorumu da okuyacak, iyi yorumu da okuyacak. Rakibin gidip iyi yorumla kötü yorumunu da okuyacak. Kendine ders çıkartacak. Ben kötü yorum aldığım zaman bazen böyle 1-2 yorum aynı oranda geldiği zaman diyorum ki iyi yorumu boş verin. Kötü yorum olduğu zaman hemen benim çalışma masamın üzerine çıktığıyla koyacaksınız onu. Ve ben ona çek işareti yapacağım, masamdan alacaksınız. Ben okuyorum, yorum çok çok kötü, yani bazen çok da iyi iş yapıyoruz, kötü yorum geliyor. Ve bizim telefon numaramız var zaten pazar yerlerinde. Ben o kişiyle hem bedava veriyorum o ürünü, para iadesi yapıyorum ve konuşabiliyorsam, görüşebiliyorsam görüşüyorum. Hem gönlünü alıyorum hem de kendimi nasıl daha iyi yapabilirim. Onu aslında bedava danışmanlık yaptırıyorum müşteriye kendime. Aslında bu hani daha böyle ihracat genelinde bir cevap verdiniz ama bunu genele de yayabiliriz. Çünkü normal hayatta da aslında hani zor zamanlarda geçtiğimiz zaman hep böyle olumsuz şeyleri göz ardı edip hep böyle bir olumlu şeyi polyanacılık hani bir o tarafa doğru yöneleyim gibi olur ama gerçekten de etrafınızda gerçek dostlarınızdan gelen kötü yorumlar, negatif eleştirileri de özümseyip aynen sizin dediğiniz gibi altını çizip tabii, ona göre aksiyon almalı değil mi? Ürününü hep daha da iyi ileri, ürününü hep daha geliştireceksin. O ürün hep gelişecek. En iyi ürün olacak. Yani fiyatını gerekirse arttıracaksın. Kaliteden taviz vermeyeceksin. Piyasa şartları fiyatı indirmeni istiyorsa da indireceksin. Piyasaya uyumlu olacaksın. Süper. Peki son önerimiz nedir? Beşinci öneri. Firmayı yöneten kişinin önünde her zaman fikirler ve planlamalar olacak. Ve kesinlikle üşenmeden bunların hepsini tatbik edecek. Ekibiyle çok çok girift ve samimi olacak. Ekibi onu dinleyecek. Benim çok iyi personellerim var ama beni dinlemiyor. Para etmez. Ekip kesinlikle bir numarayı dinleyecek ve doğru noktaya doğru gidecek. Ve dediğim gibi patron, yönetici fikirleri ve planı tatbik edecek. Eğer o iklimde tatbik edemiyorsa firma biraz zor gelişir. Kötü günler o firmayı bekliyor olabilir. Peki ekip demişken ben bir bonus öneri olarak sorayım. Çünkü bir önceki videomuzda bu arada biz böyle Mert Tanciğer'le çok güzel bir seri çektik. İhracat Türkiye olarak ve onu çekerken de aslında sizin ekiple de farklı ekip üyeleriyle de tanışmış oldum. Hepsi süper ve o bağlamda da aslında sizden tavsiyeler de almak isterim. Çünkü o şirket kültürünü oluşturmak bir patron için çok kolay bir şey değil. Sanki sizde doğru bir formül var, her şey iyi gidiyor. O formülün böyle bir iki kırıntısını Bir Fikrim Mi Var kanalına aktarabilir misiniz? Ya aslında bu benim ekibimle hep konuştuğum bir konu. Bazen benim önüme CV'ler geliyor. Ya çok iyi bir CV, tamam mı? Ya gerçekten kabiliyetleri falan benim ekibimdeki bazı insanlardan bile çok daha iyi. Diyorum ki hayır, ben bu adamı almam. Ben yoğuracağım adamı istiyorum. Yoğrulmuş adam. Beni dinleyecek, kendimin yetiştirebileceği ekip benim için önemli. Gelişime açık, pozitif. Benim ekibimle aynı yiyecek içecekten hoşlanan, aynı hayat görüşündeki kişileri ofisimde birleştiriyorum ve gerçekten o kadar güzel bir sinerji, o kadar güzel bir üretim işler alıyorum ki inanamazsınız. Benim için önemli olan
2000 aynı lisanı konuşması. Sırrı bu arada sadece bana anlatmadınız. Tabii tüm kanaldaki izleyenlerimize de anlattınız. Ve böylece bu güzel videonun da aslında bir nevi sonuna geldik. Finansal olarak zor zamanlarda hayatta kalmanın 5 sırrı demiştik. Mert Tanciğer bir bonus sır daha verdi ve ben de bunun üstüne bir ufak bonus daha eklemek istiyorum. Yine bizim kanalı izleyenler bilir, ben teşvik konularına özellikle bu son dönemde devlet her alanda, her şirkete, her sektöre teşvik veriyor. İster istihdam için, ihracat için, hizmet ihracatı, yatırım teşvik belgeleri, her alanda teşvikler var. KOSGEB, TÜBİTAK'a saymadım bile size. Lütfen finansal olarak zor dönemlerde bu teşviklerden de maksimum faydalanmaya bakın ki bununla ilgili birçok videomuz da olacak. Hem Bir Fikrimi Var kanalında olacak, hem de bu kanal Mert Tanciğer'le beraber ayrı yayınlar da yapacağız. Mert Tanciğer'in kendi kanalında. Bununla ilgili biz ayrıca da yatırımteşvikajansı.com diye de bir yapı kurduk. O yüzden 7. öneri olarak da teşviklere 4 elle sarılın diyorum. Ve bu keyifli videonun da sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi girişimler.